Merhaba. Bu videoda sizlere denetim masasında program ekle kaldıramadığınız programlar ya da artıkları kalan bazen kurulu programları kendi uninstall'undan kaldırmayıp elle dosyalarını silerseniz, örnek olarak masa üstünde kurulu dosyasını sildiğiniz zaman Windows'la ortak kullandığı dosyalar vardır programların. Dolayısıyla bazı artık dosyalar kalabilmektedir. İşte bunları Program Ekle Kaldır'a girdim ben şu anda. Denetim masasındaki Program Ekle Kaldır'daki programları kaldıramadığınız zaman başka videolarda programlar kullanmıştım. Your Uninstaller, Revo Uninstaller gibi programların nasıl böyle kaldırılamayan programların kaldırdığını, bu programlardan nasıl kaldırabildiğimizi başka videolarda anlattım. Regedit, Windows kayıt defterinden, kayıt konsolundan nasıl kaldırabiliyoruz? Bunu göstereceğim. Yani program kurmadan da kaldırabiliyoruz. Bunun için Regedit'e şöyle girebiliyoruz. Ya başlatı tıklayıp şuradaki kısma Regedit yazdığımız zaman Regedit yazdığı zaman bakın burada Regedit.exe geliyor. Bunu tıklayarak da girebiliriz. Ya da şöyle yapıyoruz. Normalde çalıştıra Windows 7'den itibaren şöyle giriyoruz. Klavyenizdeki Windows tuşuna basıyorsunuz. Windows tuşu ile birlikte R tuşuna bastığınız zaman çalıştır penceresi geliyor. Buraya regedit yazdığınız zaman, regedit yazıp Enter'a bastığınız zaman regedit çalışıyor. Çalıştıktan sonra sırayla bizim yapacağımız normal şartlarda şöyle buradaki bilgisayar kısmında görünen kısımda yalnız burada yapacağınız işlemler hassas ve önemli işlemler olduğu için çok dikkatli olmak gerekiyor. Uzman kullanıcılar haricinde acemi kullanıcıların burada fazla bir değişiklik yapmaması daha mantıklıca. Çünkü burada yapacağınız değişiklikler yanlış bir oynama sistemin çökmesine de dönebilir. Yapacaksanız da öncelikle sistemi bir yedeklemenizde geri yükleme noktası oluşturmanızda fayda var. Ola ki sistem çalışmazsa geri yükleme noktasından yeniden çalıştırabilirsiniz ya da yedeğinizi aldıysanız oradan yükleyebilirsiniz. Şimdi burada HK Local Mention'ı tıklıyoruz. Local Mention'ı tıkladıktan sonra Software. Şimdi şöyle ben daha önce de açmıştım. Burada pek çok şey var Local Mention'ın altında. Buradan biz Software'ı tıklıyoruz. Tekrar açılır dallanmış yapıdadır buradaki yapı. Microsoft'u buluyoruz. Microsoft'u tıklıyoruz. Microsoft'u tıkladıktan sonra Windows'u buluyoruz. Burada şu kaydırma çubuğundan aşağı doğru gelerek burada pek çok kayıt mevcut. Windows'a geliyoruz. Evet, Windows'u tıkladıktan sonra Current versiyon. Bakın şurada aktif versiyon. Bunu tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra burada Uninstall kısmını buluyoruz. Yapacağımız işlemlerde. Uninstall kısmını tıkladıktan sonra burada yüklü olan programlar var. Öncelikle nümerik olanlar geliyor. Daha sonrasında program isminde de kaydedilenler var. Nümerik olan programlar da var. Şimdi burada örnek olarak ben mesela PDF Some Enhanced programını kaldırmak istersem ya da şöyle aşağı doğru geldiğinde Stardock Fences programı daha önce başka bir videoda anlatmıştım. Bunu kaldırmak istersek şunu seçiyoruz. Seçtikten sonra sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra sil diyeceğiz. Eğer bunun içerisinde ayarlamalar yapmak istersek bakın burada kayıt değerlerinin ne olduğunu bunlarla ilgili işlemleri de buradan değiştirmek suretiyle kayıt farklılıkları yapabilirsiniz. Şimdi buradan ana dizini seçmekte fayda var. Stardock'u seçtikten sonra sağ tıklayıp sil diyoruz. Evet, bize bir uyarı geliyor. Bu anahtarı ve tüm alt anahtarları kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Evet diyoruz. Evet dedikten sonra silindi. Yani bu programı tüm kalıntılarıyla birlikte, kayıt defterindeki kalıntılarıyla birlikte silmiş olduk. Bu şekilde. Program ekle kaldırdan kaldıramadığınız programları bu şekilde kaldırabilirsiniz.